Değil Beşiktaş biliyorsun bedava alıyordu. Sen en, bu konuya senden daha hakim kimse yok. E, Beşiktaş bedava alırken 6 milyon euro bonservis bedeli ödeyip aldın. Bir de çürük yumurtayı aldın abi. Kimse kusura bakmasın. O yüzden yani... o yüzden Falka konusunda şimdilik başkana sesimi çıkartmıyorum. Ama bir gün gelir, yarın öbür gün çıkıp da derlerse ya kardeşim biz yanlışlıkla Falka'yı taraftarın gazına geldik. Almazsak kulübü taşıyacaklardı. Çok büyük sıkıntı yaşayacaktık. Mecburen gittik sakat sakat adamı aldık derse de açıkçası ben çok fazla şaşırmam. Onu da sana söyleyeyim. Çünkü bu böyle ödem sakatlığına falan çok fazla benzemiyor Aykut. Bak şu soru da çok önemliydi bence. Ahmet Bulut orada bizim Gökdoğan'la özel röportaja geldi. Menajeri. Gökdoğan bir soru sordu orada. Dedi ki e, bedavaya geldi dedi Falcao hani. O da evet bonservis ödenmedi dedi. İmza parası o bir şey demedi. Ama dedi Türkiye'de dedi maliyeti yüksek bir oyuncu olduğu şeklinde yorumlar var, iddialar var. Bu konu edeceksiniz dedi. Orayı geçiştirdi sayın Bulut. Yüksek tabii ki. Ee, ama dedi işte ülkenin tanıtımı reklam açısından kabul edilebilir bir şey falan ama çıkarsa reklam açısından kabul edilebilir bir sahaya çıkması lazım evet. öncelikle. Aykut şu anda Falcao'dan daha pahalı bir oyuncu var mı ligimizde oynayan sence? Bence de yok. Bir düşünelim. Yok abi yok. Yok yok o rakamlara ulaşacak bir tane oyuncu yok yani. Onun için bir de tabii maliyetten daha önemli şey Aykut verdiği fayda. Şimdi maliyeti yüksek hiç faydası yok. Bu yüzden insanların gözüne daha çok batıyor. Şunu mu Yoksa, dedin sen? Ha, bu, 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 işte buna Evren bir seyretti havalara uçuyor diye ya yayında. Geliyor Falka bu hafta oynayacak falan. Ne oldu Evren? Evren Turan. Ne oldu baba? Yağıyordun, yürülüyordun, geliyor Falka falan diye. Biz göremedik. İspanya'daymış. Yani en azından gelsin çalışsın abi. Şimdi bu hafta tesislerde, tesislerde, görelim yani. Başakşehir maçı var. Yani bak Aykut, ha şeyi söyleyeceğim. Eğer çıksa Gomis gibi çatır çatır atsa inan maliyetini kimse konuşmaz. Yani şu ana kadar bir 8-10 gol atmış olsaydı bir tane gol attı biliyorsun o da birinin kıçına Hı. çarpıp girdi falan öyle bir gol. Yani öyle net bir gol falan da değil. E, o yüzden e, ee, dediğim gibi 8-10 gol atmış olsaydı maliyet falan kimse konuşmazdı. 5, 6, 7, 8 artık neyse verdiler ama takımı şampiyon yaptı dersin abi. Gomis mesela geldi çat 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 attı. Gomis'in maaşıyla ilgili hiçbir şey duydun mu sen sezon boyunca? Adam şampiyon yaptı Galatasaray'ı geldi. Onun için e, bir yıl önce sahalara dönmesi lazım. Yoksa Sayın Mustafa Cengiz şimdi şey yapıyordur ya neden bana sürekli Falcao'yu soruyorsunuz der ama Falcao'ya sahaya çıkmadığı sürece Sürekli bu soru sorulacak. Falcao'ya sahaya çıkmadığı sürece sürekli Galatasaray manşetleri Falcao'dan ibaret olacak. Bu çok net. Yani Falcao konusu sahaya çıkmadığı sürece gündemlere hiç düşmeyecek. Bu kadar önemli. Çünkü bu kadar para yatırmışsın. Andona'da de sakatlandı. Şimdi Andona'da yok. Babel Beşiktaş'taki Babel değil. Kabul edelim. E, Lemina sakat dediler. Belki Başak bu maçta oynama ihtimali Babel var. Babel'le ikisi oynayacakmış galiba. Evet. Ama neticede Santraforsuz bir Galatasaray. Yani geçen senin sezonun ilk yarısında Santraforsuz geçirmişlerdi biliyorsun. Santrafordan yana bu ara ligde de biliyorsun sıkıntı var. Yani Vedat Sakat biliyorsun. Vedat Sakat. Andone Falcao gitti. Suriç'te sakatlık var. Bu Suriç'te hiç konuşmuyoruz Aykut ama Suriç'te de bence Konuşalım. bir sıkıntı var yani. Bu, bu kadar fazla arka arkaya sakatlık. Abi bir laf var biliyor musun şeyde. Yani benim hep söylediğim bir laf var. Abi bu İngiltere'den gelen topçular taksiden çıkmış araba gibi oluyor Aykut. Hakikaten öyle bak. Hani taksiden çıkan araba pert olur ya. Çok fazla idman yapıyorlar. Orada yüksek şiddetli bir futbol oynanıyor. İşte prese dayalı, güce, şeye, kondisyona dayalı bir futbol oynanıyor. O aşağıya seviyeye gelebilmek için çok fazla antrenman yapıp çok fazla yıpranıyorlar. Onun için İngiltere'den futbolcu alırken çok dikkat etmek lazım. Anladın mı? Yani sutur işte de acaba benzer sıkıntılar var mı diye merak etmiyor değilim. Çünkü mesela Trabzonspor'a sutur işten neredeyse hiç faydalanamadı geldiğinden beri. Allah'tan Charlotte var orada. Hani o açığı kapatıyor. Çok da iyi bir oyuncu. Ee, ama eee Suturişte e, sezonun soru işaretlerinden bir tanesi olmaya aday futbolculardan bir tanesi. Muriç ne kadar yok Emre? Muriş e, şey gösteri dönecek. Malatya'da yok. Malatya'da, Malatya'da yok. Yok. kesin yok canım. Malatya. Zaten o burada söyledik baba oğlum, o yok. Bu, bak şimdi burada konuşuyoruz geçen gün. Burada Fenerbahçe mavi kardeşlerime seslendim. Arkadaşlar bak. Önce burkulma murlukma falan dediniz. ikinci derece burkulma. Sonra ben bir arkasını araştırdım. İş farklı. Bak ikinci derece bulukulma nedir abi? Bana anlatır mısın ikinci derece bulukulma? Yani birinci derece bulukulma var da bir de ikinci derece mi bulukulma var? Veya aşama bir, aşama abi. Abi, abi evet. bulukulma ya bu Aykut. Ne ikinci derece? Daha çok esni bağlar belki. Babacığım iş öyle değil. Yani çok. Şimdi ufak ufak başka noktalara gelmeye değil Ama hani mantık olarak. Abi bak bulukulmanın kırılmanın ikinci üçüncü derecesi olmaz. Kırık kırıktır bulkuk bulkuktur yani. Vedat'ın farklı bir sorunu var. Bu farklı sorunda ben burada çıktım söyledim. Yan ayak bileğinin ya ana bağlardan değil de küçük bağlardan bir tanesi kopmuş. Küçük bağlardan bir tanesinde kopuk var. O kopuğu tedavi etmeye çalışıyorlar. Benim konuştuklarımda Fenerbahçe'nin bütün sakatlıklarının eğer ekstra bir sakatlık çıkmasa gösteri maçında sağda e, sahada olacağını söylediler bana. Malatya maçında Fenerbahçe gerçekten zor bir deplasman, zor bir süreç bekliyor. Şu Galatasaray'dayız ama şimdi önce Galatasaray konuşacağız değil mi? Fenerbahçe'ye daha Yok fark geçiyor. etmez abi. Yani sakatlardan ar, ar, ar. bahsettik ha, ya. sakat da herkesin baş ağrıyor. Yani bak Burak sakatlık forvetle ilgili. Evet. neredeyse bütün takımlarımızın sıkıntısı yok. Bir tek maşallah şeyde sıkıntı yok abi. Alanya'nın hisse var ya, çatır çatır. Maşallah çocuk ne sakatlanıyor ne bir şey yapıyor. Çatır çatır da top oynuyor. Orada bir sıkıntı e, görünmüyor şu anda. Yani Saat... sonuç itibariyle ee, Galatasaray bu hafta yani Cuma günü yarın zor bir maç bekliyor. Çok zor bir maç. Çok, Çok zor. formda bir takım. Bir kere değil mi Başakşehir? Evet. Formda bir takım. E, Başakşehirde de eksik yok. Tabanca gibi bir takımla mücadele edecek Galatasaray. Bu paralelde düşündüğünde favori kim sana göre? Favori Başakşehir. Kesinlikle Başakşehir. Aykut ka kağıt üzerinde baktığımızda e, şöyle şunu net söylemek lazım. Teraziye iki takımı koyduğum zaman. Hem Başakşehir ağır basıyor, isim isim baktığım zaman yine Başakşehir ağır basıyor. Sistem olarak baktığım zaman yine Başakşehir ağır basıyor. Teknik direktörün takıma katkısı açısından baktığım zaman Okan Buruk ağır basıyor. Her şeyde Başakşehir'in ağır bastığını görüyoruz. Galatasaray'ın tek bir avantajı var, sağ ve seyircisi önde olacak. Başka hiçbir avantajını göremiyorum. Şeyde 42 maçtır Galatasaray kendi stadında mağlup olmuyormuş bence bu hafta eğer çok fahiş bir hakem hatası yaşanmazsa e, Başakşehir aleyhine ben bu hafta Başakşehir'in Galatasaray'ı e, mağlup edeceğini düşünüyorum Aykutcuğum. Yani Galatasaray'da eksikleri de Tabii onların hepsi bir üstüne koyacağım yüzde Yani çok fazla eksiği var. Hele falan yani Mustera biliyorsun e, belinde bir sakatlık sıkıntı vardı. E, eğer Mustera olmasaydı yüzde iki yüz derdim. %200 Başakşehir kazanır derdim. Ama şimdi Mustera'nın oluşuyla falan biraz daha oranı %100'e kadar <laughs> çektim yani. Onun için Mustera çok önemli bir kaleci Galatasaray için. Abi yani maç kurtaran, şampiyonluk getiren, özel bir kaleci abi adam. Yani bütün e, genç kalecilerimizin e, Mustera'yı örnek alması lazım. Hem profesyonelliğiyle, hem kişiliğiyle sağ içi ve sağ dışı gösterdiği performansla her şeyle dört dörtlük bir profesyonel adam. Beşiktaş'tayken Babel'i beğenirdin sen. Evet. Beğendim. Onunla ilgili de pozitif de konuşmuşsun. Yine beğeniyorum başı şeyi. Yine ama bir o eski Babel yok. Abi şimdi Babel'den ne beklediğine bağlı o ee, Aykut. Bugün Santrafor yani baktığımızda gol beklentisi var. Ki yapa, gol atabilecek oyuncu. Ayağı çok düzgün bir oyuncu. Şimdi kenara, kenarda oynadığı zaman Galatasaray'ın kenarlarında oyuncuların Fatih Hoca'nın sisteminde hızlı, fuleli oyuncular olması lazım. Yani açık alan oyuncusu. Açık alanı bulduğu zaman e, gidebilecek oyuncular olması lazım. Fakat Bobel'e baktığın zaman Bobel'de bu özellik yok. Bobel hızlı bir oyuncu değil. Adam eksikmesi var mı? Var. İyi orta yapıyor mu? Yapıyor. İyi şut atıyor mu? Atıyor. E, hem gol hem asist katkısı yapıyor mu? İkisini de yapıyor. Fakat hızla ilgili topun ileriye taşınması, topun ileriye çabuk taşınmasıyla ilgili e, Bobel'in problemleri olduğunu söylemek lazım. Esasında bu problem de değil Aykut? Her oyuncu hem hızlı, hem hızlı hem adam eksikleri olamaz ki. Yani onyekuru etkisi beklendi Babel'den. Babel'in bir onyekuru etkisi vermeyeceği e, görülüyor zaten. İkisi farklı tip oyuncular. E, ama ben mesela Babel mi, onyekuru mu dersen, oyun içinde takıma katkı anlamında, ben Babel'in daha katkı verdiğini düşünüyorum açıkçası. Bir tek ağır bir oyuncu. Yani ağır bir tek oyuncu. sıkıntısı. O şeyde Fatih Hoca da oraya böyle gidip gelebilecek e, daha hızlı bir oyuncu arıyor. O yüzden birazcık bu sene Galatasaray'ın taraftarının gözüne battığını söylemek lazım. Peki seni yakalamışken Fenerbahçe'yi konuşalım. Fenerbahçede neler oluyor? E, bir böyle derin bir sessizlik var Fenerbahçe'de. Çıt yok hani bir eskilerin tabiriyle çıt sesi çıkmıyor. E, bir sessizlik hakim. E, Obradoviç meselesini de sana sormak isterim. E, Obradovic'in açıklamaları, dünkü Barcelona maçından sonraki ifadeleri...